Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirim. Koberler merhabalar. İkinci ünitemizin yani fonksiyonlarda uygulamalar ünitesinin tarama testini çözüyorum arkadaşlarım. Hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Şöyle ayarlamasını yapayım. Şimdi eğer köşe taşlarını iyi dinlediyseniz bu tarama testleri çok aşırı kolay gelecek size kardeşler. Tarama testlerini mutlaka iyi dinleyin. Öyle sadece yapamadığınız soruları dinlemeyin bence arkadaşlarım. Yani oturun o konuyu bilmiyorsanız mutlaka köşe taşlarını iyi dinleyiniz ki orada çünkü konunun bir özetinde geçiyoruz aynı zamanda. Hani notlarınızı falan oradan alın. Daha iyi öğrenirsiniz o şekilde. Sadece yapamadığın sorulara bakarsan sonra işte sorular geliyor zaten yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Hocam niye burada bunu yaptık, burada niye bunu böyle yaptık diye sorularınız geliyor. Onların hepsinin aslında köşe taşlarını çözerken cevaplarını veriyorum kardeşlerim. Şimdi birinci sorumuz bakalım ne diyor. Aşağıdaki doğrusal grafik diyor 24 santim uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonraki boyunun bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Heh. Buna göre bu mumun boyunun zamana göre değişimini gösteren fonksiyon nedir? Şimdi bu fonksiyonlardan biri yukarıdaki grafiğe aitmiş arkadaşım. Birkaç farklı yolla çözebiliriz bunu ama en temiz, en kestirme yolu da şu. Bakın, x dediğimiz şey 1 iken y dediğimiz şeyin karşılığı ne olmuş fonksiyonda? 20 olmuş y'nin karşılığı. Yani x yerine 1 yazdığında sonuç 20 çıkacakmış. Hadi bütün şıklarda x yerine 1 yazalım. 1 yazarsam 4, 24'ten 4 çıktı 20. Yani bu oldu. Devam. Hangisinde bakalım? Belki bir tane daha olacak. O zaman başka bir çözüme geçeceğiz. 1 yazalım. 2 geliyor. 22. 20 çıkmadı. Bu değil. 1 yazalım. 26 geliyor. Bu değil. 1 yazalım. 25 geliyor. Bu değil. 1 yazalım. 23 geliyor. Bu da değil. Yani cevap direkt Adana'ymış. Zaten bir tane şık sağlıyormuş. Peki hocam olsaydı da 2 şık sağlasaydı. O zaman bir de şuna bakacaktık. Bakın. X değeri 0 iken y kaça gelmiş? 24'e düşmüş. Yani x yerine 0 yazdığında y 24 çıkacakmış. Bir de bunu kontrol etmeniz yeterli olacaktı arkadaşlar. Evet. Geldim ikinci sorumuza. Bakalım burada neler söylüyor. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Peki. Buna göre f fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta. Aha şu nokta zaten bak y ekseni tam burada kesiyor. Y'si şu noktanın koordinatlarını söyleyelim. Y eksenini kestiği için x'e 0 diyoruz demiştik köşe taşında anlatırken. Y'si de 2. Yani ordinatı 2'dir arkadaşlarım. Evet bu doğru. 1 doğru. 2'yi okuyalım. Fx büyük 0 eşitsizliğini sağlayan yani y'lerin 0'dan büyük olduğu durumları sağlayan x'ler nelerdir diye soruyor bize. Hemen şimdi y'ler yani fx'ler ne zaman sıfırdan büyük oluyordu? X'in üstünde kalan şu kısım, bakın şöyle kalınlaştırıyorum o kısmı birazcık. Şu kısım arkadaşlarım bizim fx'lerimizin sıfırdan büyük olduğu yerler. Şu nokta, şu nokta. Şu nokta bir de burada 2 var arkadaşlarım. İşte x değerlerimiz bunlar. Eksi 1, 0, 1, 2 bir de 3. Yalnız eksi 1 ile 3'ü dahil etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü eksi 1 yazınca 0 çıkıyor. 3 yazınca da 0 çıkıyor. Bunu yine köşe taşında açıklamıştık. Biz de burada büyük eşittir olmadığı için 0 olanları kabul etmiyoruz. 0 olanları almayın diyor y'leri 0 çıkanları. O yüzden sadece şu 3 noktayı alıyorum. 0, 1, 2. 3 tanedir. Evet doğru. Üçüncü öncülü okuyalım. Fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. X eksenini kestiği noktalardan biri eksi 1, diğeri de 3. Eksi 1 ile 3'ün toplamı 2'dir kardeşim. Evet bu da 2 diyor. O halde 3 de doğru. Demek ki doğru cevap 1, 2, 3 olacak. Yani Edirne'de mevcut.
Geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eyvallah, verilsin bakalım. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde artandır? Şimdi artanlık içinde demiştik, bisiklet muhabbeti yapmıştık köşe taşında. İyi de öğrenmiştik orada arkadaşlarım. Eğer unuttuysanız o köşe taşını mutlaka bir daha dinleyin. Şimdi ne diyordu? Fx fonksiyonu hangi aralıklarda artandır? Bisikletimizle yokuş çıktığımız yerde, yorulduğumuz yer artandır demiştik. Bakın, bisikleti şuraya koyun ve şu yokuşu çıktığınız zaman arttığını göreceksiniz yorgunluğunuzun. Yorgunluk artıyorsa ben artan fonksiyon diyordum buraya. Peki bu aralık hangi aralık? X'lere bakın. Eksi 1 ile 4. 1 ile 4. 1 ile 4 Denizli şıkkımızda mevcut. Geçtim 4. soruya. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Peki fx fonksiyonunun maksimum değeri. Maksimum değeri neydi? Dağın zirvesi demiştik bunun için, değil mi? Şurası. Ve değeri dediği zaman y'yi alıyorsun. Yani fx'i alıyorsun 4. Maksimum değeri yani m'yi bulduk bile 4. Ve minimum değeri, minimum değeri de çukurun en dibiydi arkadaşlarım. Şurası. Değeri dediği zaman da şurayı alıyorduk. Y'nin kaç? Y karşılığını eksi 3. Demek ki n de eksi 3. M eksi n. Yani 4 eksi eksi 3'ü soruyor bize. Yani kısaca 4 artı 3'ü soruyor. O da 7'dir dedim. 5. sorumuz. Fonksiyonunun eksi 1'e 1 aralığındaki ortalama değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen formülü hatırlayanlar hızlı hızlı yaptılar bile zaten burayı. Biz de hemen yapalım. Nasıl yapıyordum kardeşim? Önce şu üst sınırı yazıyorum fonksiyonun yerine. 1 yazalım. Yani f'te 1'i buluyorum kardeşim ilk önce. 1 yazınca 1. 1 yazınca eksi 1 artı 3. Şunlar gitti. 3 geldi. Sonra eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'i yazalım şimdi. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazarsam bir de başında eksi var. Artı 1 olur. Bir de 3 var. Burayı da topladım. 5. Şimdi ne yapıyorduk? Önce üst sınırın değeri. 1 yazınca 3 geldi ya. 3 eksi alt sınırın değeri 5. Bölü üst sınır eksi alt sınır. Yani 1 eksi eksi 1. İşte bu işlemin sonucu cevabı verecek. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 1 artı 1 daha 2 yaptı. 2'yi 2'ye böldüm. Eksi 1 çıktı. 5. sorumuzun cevabı Edirne geldi dostlar. Evet, şimdi 6 numaralı sorumuza geçtik. Şöyle bir odaklanmasına falan da bakalım. Harika. Diyor ki fonksiyonun grafiği verilmiştir ve bu grafik orijine, yok grafiği verilmiştir demiyor, onu ben uydurdum kıçımda. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir diyor arkadaşlarım. He, orijine göre simetrikte neler oluyordu dostlar? Ne demiştik? Hangi fonksiyonlar orijine göre simetrikti? Tek fonksiyonlar. O halde bu adam tek fonksiyonmuş. Peki tek fonksiyon demek ne demekti? Şu çift dereceli terimler olmayacak demekti. Yani x kare olmayacak. Şuradaki b eksi 3'ün de yanında x üzeri 0 var demiştik. E bu da çift. Bu da olmayacak arkadaşlarım. Demek ki bunların katsayıları 0. Yani a artı 2 de 0. O halde a eşittir eksi 2. Sonra b eksi 3 de 0. Demek ki b eşittir 3. Çarpımlarını soruyor. Çarparsanız eksi 6 çıktı. Sorumuzun cevabı. 7 numaradayım dostlar. Şekildeki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx eksi 1 fonksiyonun grafiği. Fx'ten 1 çıkınca ne oluyordu bu? Bir birim aşağı düşüreceksin sen bu fonksiyonu kardeşim. Yani 0 ya, şu sivri uç şuradaki eksi 1'e düşecek kardeş. Böyle olacak fonksiyonumuz. 0 uç eksi 1'e, bu 1'e çıkmış, bu değil. Eksi 1'e düşmüş, bu olur. Sıfırda kalmış, bu değil. Eksi 1'e düşmüş, bu olur. Şu son şıkkı görebiliyor musunuz? Bir de buna bakalım. Son şıkkımız bak sıfırda kalmış, bu da değil. Demek ki ya Adana ya Denizli arkadaşlar. Şimdi sorumuzun cevabı. Denizli'ye bakın,
şurada bir kıvrım yapmış. Bizim yukarıdaki fonksiyonumuzda burada bir kıvrım yok. Kıvrım olsaydı evet direkt aşağı düşürdüğü zaman burada da kıvrım olmak zorundaydı. O yüzden cevabımız Adana'dır dedim kardeşim. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fx fonksiyonunun grafiğini x ekseni boyunca bir birim sola, dostum bir birim sola x ekseni boyunca ne diyorduk? Bir birim sol dediği zaman sen x yerine x artı 1 yazacaksın demiştik. Bak sol diyorsa artı 1, sağ diyorsa eksi 1 yazacaktık. Sol dediği için o şeyi ekliyorum. 1 dediği zaman 1'i ekliyorum. 2 birim deseydi 2 ekleyecektim. O halde x artı 1 olacak şimdi. Hangisinde var? Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Ya Ceyhan ya Denizli arkadaşlarım. Devamını okuyalım. 2 birim aşağıya. 2 birim aşağı demek fonksiyondan 2'yi çıkart demekti dostlarım. 2 çıkacak. Burada eklenmiş. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır dedim Gobeller. Geldim. Aha bu Zamazingo'ya 9 numara. Şekildeki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. F'de 2x büyük eşit 0 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bak F'de 2x aha şöyle bir şey olacak. Şurası eksi 2, şurası 2. Şimdi bunun sıfırdan büyük olması için şuralardan bahsetmiyor mu bize dostlarım? Şu kısımlardan. Peki buradaki eşitsizlik eşittir de var. O yüzden eksi 2 ile 2'yi de dahil edin demiştim size. Peki bu arada eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, bir de 2 var. Kaç tane? 5 tane değer var demeniz yeterli olacak. Evet. 10. soru. Şekildeki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre gx eşittir. F'in x'inin işaretini değiştirmiş. Bak x'in işareti değişmiş. Peki x'in işareti değişince biz ne yapacaktık? Y'ye göre simetri alacaktık kardeşim. Demek ki bu adam y'ye göre simetri alındığında bakalım bir önce y'ye göre simetrisini alalım. Fonksiyon y'ye göre. Burası böyle düşer. Şu da şöyle olur arkadaşım. Tam şuradaki iki noktasından geçer. Yani fonksiyonumun yeni hali bu olur. Tanımlanan bu fonksiyon, yeni fonksiyon diyor. Hangisinde daima azalandır? Yani bisikleti aşağı doğru süreceğim. Hiç yorulmayacağım. Azalan. İşte şurası değil mi azalan olduğu yer? Yani bak x'lere bak. Sıfırdan başlıyor. 2'de bitmiyor ama. Sıfırdan 2'ye kadar demeyin. Zaten öyle bir şık da yokmuş ama. 2'de bitmiyor. Aşağı doğru devam ediyor bu bak. Gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor x'ler arkadaşlar. Demek ki sıfırla sonsuz aralığında cevabımız Denizli gelecek. Hadi son sorudayız. Fx eşittir diyor. X kare artı 6x fonksiyonunun grafiği a birim sağa. A birim sağ tarafa öteliyorum arkadaşlarım. Sağ dediği zaman ne yapıyordum ben? Çıkartacaktım değil mi bu a'yı? X'ten çıkartacaktım. Yani x gördüğüm yere ben artık x eksi a yazacaktım. Ve b birimde yukarı. B birim yukarı dediği zaman fonksiyona da b'yi ekleyecektim. Yeni fonksiyonda bu olduğuna göre fonksiyonun işte a artı b falan filan bir şeyler soruyor. Hadi şimdi biz fx'de x gördüğümüz yere önce x eksi a'yı bir yazalım. Ne oluyor? X eksi a'nın karesi artı 6 çarpı x eksi a oldu. Sonra da diyor ki b birim yukarı. B birim yukarı demek bu fonksiyona da b'yi ekleyin demekti. İşte ekledik ve şu oluşuyormuş. X kare artı 4x oluyormuş. Hadi şimdi şurayı bir toparlayalım. Şöyle aşağıda ben bir çözeyim onu arkadaşlarım. Şurada çözelim. Ne diyeceğiz şimdi? Bunun karesini açalım. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin karesi hadi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Artı 6x eksi 6a artı b eşittir x kare artı 4x. Şimdi x kareler zaten aynı. Fonksiyon eşitliği yapacaktık burada da. Önce x'li terimler. Şuradaki x'in parantez içinde yazayım ben. X parantezinde 6 eksi 2a var. Bir de sabit sayılarımız var. A kare eksi 6a artı b var. Eşittir 4x'miş burası. Peki x'in katsayısı burada ne? 6 eksi 2a. O halde şuraya yazayım. Gözüküyor mu? Evet.
6 eksi 2a eşittir 4 olacak. Çünkü x'in katsayısıyla x'in katsayısı eşit olacak. Peki 2a 2, a eşittir 1 geldi. A'yı bulduk. Bu 1. Sonra bunun sabit terimi 0'mış arkadaşım yazmadığına göre. Buranın da sabit terimi şu. 0 olacak. A yerine de 1 yazalım mı? A kare, 1'in karesi 1. Eksi 6a, eksi 6 çarpı 1'den eksi 6. Artı b eşittir 0 olacak. Şurası eksi 5, bu tarafa attım. B eşittir 5 çıktı. Bize de neyi soruyor? A ile B'nin toplamı. Yani 5 ile 1'in toplamı. Cevap 6 geldi Goberler. Evet dostlar, bu tarama testini de gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testini gömeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin, görüşmek dileğiyle.